Merhaba arkadaşlar, Orta Doğu Balkanların en lezzetli oyun kanalına oyunlu mamulüne hoş geldiniz. Ben Fuat Alpay. Rise of the Tomb'larla da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biz önceki bölümde hatırlayacağınız üzere bölümün sonlarına doğru bayağı haritanın gidilmemesi gereken belki de yerlerine gitmiştik. Ana görevimiz şurada, oldukça da yakındık esasında, fakat haritanın ücra bir noktasında bir mağara keşfettik. Haritada gözükmeyen bir mağara. Biz keşfettikten sonra imle çıkmıştı hatta. Bu mağaranın içinde evlerden ırak bayağı devasa bir ayı vardı, onu avlamıştık. Daha sonra mağaranın içinde de yani dıdısının dıdısı artık, yani bir de Challenge Tom keşfettik. Yani bu bayağı ekstrem bir olay oldu esasında, beklemiyordum böyle bir şey. Bu neymiş? Büyük ihtimalle bir gaz sızıntısı var ve görüşümüz bulanıklaştı. Peki acaba bu bir patlayıcı gaz mıdır? Aynen öyle. Açıkçası bu Challenge Tomb hakkında heyecanlıyım. Aynen öyle. Chamber of Exorcism diye bir Challenge Tomb. Çünkü diğerleri nispeten kolay ulaşılabilir yerlerdeydi. Challenge Tomb. Yani görebiliyorduk haritada falan. Bu bayağı değişik bir deneyim oldu. Beklemiyordum açıkçası böyle bir şey. Diğer Rise of the Tomb'ları yapan, seri yapanları takip etmedim ama en azından bunun daha az bulunabilir cinsten bir mezar olduğunu tahmin ediyorum. Bakalım zorluğu nasıl? Şimdi, burada bir mekanizma var. Burada bir su var. Suyun altında bir şey var. O bir şey üstten oraya bağlı. Şurada bir etkileşim söz konusu büyük ihtimalle. Tamam. Onu dışarı çıkartacağız ama bir şey engelliyor bizi. Şimdi. Şunlar parlıyordu en son. Aynen. Fakat şu da parlıyor. Bunu da alayım. My mind is clear today. O tamam. Şimdi şunu bir çeksem ne olur? Su dolmaya başlar. Yine gaz sızıntısı. Suyun da yüksekliği azalır. Şimdi ondan bir tane daha var. Onu çeksem ne olur? Daha çok gaz sızıntısı. Su iyice boşalır. Su boşalırsa ben bunu çekebilir miyim peki? Çekemez miyim? Çekemezmişim. Şimdi. Onu bir daha bir çekelim. Şuradan bir gaz sızıntısı olsun. Ona da bir patlayıcı atalım. Sonra... Dur, olmadı. Şunu çekelim. Bunu da çekelim. Şimdi su iyice çekildi. O aşağı bir bakayım ben. Ha, şu engelliyor. Tamam. Onu koparttık. Şimdi çekebiliyor muyuz seni? Aynen öyle. Güzel. Şimdi. Ulaşmamız gereken şey şu. Kapı kilitli. Ufak ufak bir şeyler canlanmaya başladı kafamda ama. Şimdi. Bunu çeksek şu şey yer değiştirir büyük ihtimalle. Yanlış yerdesin diyor. Ters tarafından doğru çekelim. Güzel. That looks about right.
Şimdi doğru gözüküyor diyor. Çalışıp çalışmayacağını deneyelim diyor. Ne yapacağız ki o zaman? Acaba gazları sızdırıp patlatıp falan o tarz bir şey mi? Yani bilmiyorum ama. Şundan başlayalım. Atalım. Bakalım. Ama yeterli değil büyük ihtimalle. İkisini de açıp öyle mi şey yapacağız acaba? Bu sefer de bayağı gaz dolacak içe. Tamam. Bir yapalım. Abow. Bunu beklemiyordum. Gaz sızıntısı fazla olunca... şimdi sen beni en baştan mı uğraştıracaksın? Dur bakalım şimdi. Önce o zaman şunları tekrar baştan çekeceğim. Sonra... Ha o şey zaten tamam. Bunu tekrar yukarı çekeceğim. Hadi kızım. Tam oraya kadar bir sıkıntı yok. Bunu tekrar diğer tarafa alacağım. Tamam. Şimdi bir tanesini açmam yetmedi. İki tanesini açınca da biz de öldük. Buranın tamamı gaz doldu. Acaba şu ateş etme işlemini üst kattan yapsam yine patlar mıyız? Çünkü şurada ateş edebileceğim bir yer var. Acaba gaz buraya da dolar mı diye düşünüyorum. Burada büyük ihtimalle şeytan çıkartma ayinleri falan tarzı bir şey yapılıyormuş anladığım kadarıyla. Güzel. Aha burada bir şey daha varmış. Tamam. Bence bu sefer olacak. Önce şunu. Sonra bunu. Şimdi de... Oha. Vallahi oldu. Güzel. Zor değilmiş ya. Hatta diğerlerinin içinde belki de en kolay çözdüklerimden birisi oldu. Şimdi bakalım nasıl güzellikler bekliyor. Öncelikle şurada bir mineral var. O ana yere en son geleceğim. Şu üstlerde falan alınabilir bir şey var mı? Şurada selvicim var. Şurada da var. Güzel. Başka da bir şey gözükmüyor. Büyük ihtimalle yine bir yetenek kazanacağız. Her challenge tomb'da oldu şimdiye kadar. Greek Fire. Şu suyun yüzeyinde yanan ateşin formülünün yazdığı bir yazıt bulduk. Ve öyle de bir yeteneğe kaçtık. Ne diyor? Flames from fire arrows and molotov cocktails do more damage. Evet. Ateşli oklarımızdan ve molotov kokteyllerimizden yayılan ateş daha fazla yayılıyor çevreye ve daha fazla hasar veriyor. Özellikle de armorlu, zırhlı düşmanlara karşı. Bu güzel oldu. Evet, bir mezarı daha tamamladık arkadaşlar. Şimdi benim korkum o kadar yolu geri dönecek olmamız.
Çünkü mezara kadar bir gelmiştik, mezardan buraya kadar bir gelmiştik. Şunun için hemen hızlıca geçmek istiyorum. Tamam. Yalnız mağara çok güzel gözüküyor cidden. Şimdi. Hızlı hızlı. Oyunumuzun da save etmesi adına hemen şu kamp alanına tekrar oturmak istiyorum. Save ediyordu diye hatırlıyorum. Evet. Tamam. Şimdi paşa paşa o kadar yolu geri tepeceğiz arkadaşlar. Bir de o ayı tekrar çıkıyormuş falan. Hiç zannetmiyorum ama böyle bir şey olacağını. Hadi dal. Yok, bu challenge map bayağı iyi oldu ya. Hani bence en farklısıydı kesinlikle. Aha, burada bir sürü şey varmış. Ben bunları giderken kaçırdım mı? Güzel, haritamız da güncellendi. Ve en az bulunurlarından bir tanesiydi diye düşünüyorum. Bulunduğu yer anlamında söylüyorum bunu. Şimdi şuradan. Ben buradan mı gelmiştim yoksa hiç hatırlamıyorum ya. 2 gündür oyuna giremiyorum arkadaşlar. Sürekli güncelleme geliyor. Ne hayra alametse. Hiç anlamadım. Sürekli 700-800 MB'lık güncellemeler alıyor oyun. Nvidia'nın da bu aralar bayağı bir güncelleştirmeleri geldi. Hani oyunu ne zaman açmaya kalksam bir indirmeyle karşılaşıyorum. Ve bu da benim oynanışımı bir şekilde etkiliyor. Tamam, bu mağaraydı. Buraya kadar bir posta geldik. Nasıl opsiyonel challenge tomb nearby lan? Çözdük işte onu. Daha şey mi kaldı anasını satayım? Yalnız bir tane bir şey atlamışız mesela. Neyse, o kadar yolu bir daha geri dönmem. Tamam. Şimdi. Şuradan çıktık. Şöyle gideceğiz. Yalnız niye yanınızda Challenge Tomb var diye yazdı onu anlamadım. Tamam, güzel. En son bu şehri temizlemiştik arkadaşlar, hatırlıyorsunuz. Bir tane kapıyı yıkmıştık mancınık gibi bir aletle. Şimdi o mancınıkla yıktığımız kapıdan büyük kocaman devasa geçitten içeri gireceğiz. Bu arada tekrar Deathless'lar çıkmaz diye düşünüyorum. Neredeyim ben şu an hiç çözemedim ama ha şuraya gideceğim büyük ihtimalle. Şuradan şuraya bir atlayayım. Şuradan da şuraya atlayayım. Evet. Şu tepedeki mancınıkla şuraya ateş etmiştik ve geçidi yıkmıştık. At mı lan o? Poison Arrow yapmamı niye önerdi ki bu oyun şimdi? Güzel bir kan puanı daha bulduk anladığım kadarıyla ama ya şurayı mı kastediyor? E 30. Herhangi bir geliştirmemiz yok. Lord Croft konuşuyor şu anda ama hiç onu beklemeyeceğim. Tamam. Şimdi buralara bir bakalım. There's been some structural damage. Battle certainly took its toll. O ne lan? Most of the city is still standing. Vallahi hiç hoş bir yer. Hiç öyle bir izlenim bırakmadı bende yani. Burası açılabilir. Oraya bakarız. Şurada bir translate'im var. Güzel. Esas gitmemiz gereken yer. Hiç anlamadım. Şuradan, aynen oradan gidilecek büyük ihtimalle. Fakat önce buradaki her şeyi almayı düşünüyorum. Onu alamıyorum.
Şu merdivenin altından bir şey var mıdır? Yok. Ama şu şeyi açacağım. Orada kırılabilir bir yer var. Şöyle assault rifle'ımla. Niye yıkılmadın lan sen? Alevli ok mu atayım sana? Bu da mı açmayacak seni? Yani açılabilir de bir yer gibi gözüküyordu ama. Aynen. Burada bir yol var belli. Belki daha sonra açılan bir yerdir. Patlayıcıdan craft edebiliyor muyum? Materyalim yok. Evet tamam, şansıma küseyim, yapacak bir şey yok. Şuradan gidelim. Mi? Yok, orası dönüş için büyük ihtimalle. Şu ana yoldan. Armor Piercing Arrows. Zırhlara hasar veren bir ok. Anam! Nereden geleceksiniz? Oha! Has. Şimdi elime şu yeni ok çeşidinden. Hangisi lan o yeni ok? Fark etmiyor mu? Normal oka mı eklendi o özellik? Ha, siktir. Ok, zırh falan denmiyor. Anca headshot attım yani. Ben ne yapıyorum ya? Öleceğim. Nereden ateş ediyorsun sen bana ya? Tamam, bir tanesini yakarak geberttim. Oh anam babam. Şunun iki tanesini tek bir patlayıcıda halledebilirsem efsane ötesi olur. Olmaz. En az iki tanesini almak istiyorum. Çok güzel be. Bir tane kaldı. Tamam. Oha oha, bitmeyecek bunlar. Yuh. Shotgun. Heal. İki tane kaldı. Büyük ihtimalle bir tane kaldı. Tamam, ondan zarar gelmez. O melee atıyor. Diyormuşum ve ölüyormuşum falan.
Mermi toplamak istiyorum. Oha, yavaş. Oha, sen benim dibimde nereden çıktın? Öleceğim, vallahi öleceğim. Yine mi? Artık yeter. Tamam. Allah aşkına biraz soluklanayım. O armor piercing arrow'lar ne haltıma yaradı hiç anlamadım. Bir tanesini iyi benzetmişim. Şimdi. Tam buradan gideceğiz de. Şurada bir şey atlamayayım. Mesela şu yanan yerin içine gidebiliyor muyuz? Ama bir şey çıkmaz galiba burada. Şu bitkiyi kaçırmayalım. Şurada da var mı, yanlış mı görüyorum? Al. Şurada elimize dursun, bilsin, kafasını atarız. Çok fazla zamanın yok Lara. Kaynağa onlardan önce ulaşmalısın. Sana ihtiyacımız olduğu kadar senin de bize ihtiyacın var. Birlikte hayatta kalmalıyız, dedi Sofia. Zaten burasıymış yol. Şu arayıca bakmak istiyorum arkadaşlar. O adınamıyor. Diğer tarafta. Sen şimdi de mi kırılmazsın? Şimdi kırıldı. Da karşıya nasıl geçeriz? Onun hakkında pek bir şey söyleyemeyeceğim. Şimdi... Tamam, esas gitmemiz gereken yol burası. Şunu bir... Ova. Güzel. Şunu da çekip yolumuzu açalım. Bu büyük ihtimalle o ilk başta açamadığımız yol. Tersten açılmıyordu. Bu taraftan açıldı. Şuradan. Bir şey var mıdır? Vardır. Haritamız güncellendi. Need to reach the top of the tower, but that ice is in the way. Kulenin tepesine ulaşmamız gerekiyor fakat buz yolu engelliyor diyor. Lara öyle diyorsa öyledir. Bu da büyük ihtimalle patlayıcı bir şey. Şununla şunu, hani patlayıcı olmasa bile yıkıcı bir şey anladığım kadarıyla. Onu halletmemiz gerekiyor. Şunu bir kendime doğru çeksem. Daha sonra üstüne atlasam. Güzel.
Şimdi buradan tırmanmak için ok atacağız. Yeterli diye düşünüyorum. Güzel. Bir an düşeceğiz zannettim. O da güzel. Burada birileri atlamasın karşımıza. Şu yine aynı mancınağa mı geldik ya? Yok. Ama sistem aynı. Rotate the trebuchet. Şimdi. Maybe that will help me to get over there. Nereye yıkacağız biz? Ben bunu çeviriyorum ama. Ha şurası. Ayrıca yıkılabilir olarak şu kuleler de var ama oraya kadar dönmüyor galiba. Başka bir mancınık bulmamız gerekecek. Şöyle alsam. Ne oluyor lan? Böyle dururken okunu çıkartamıyor. Ona başka bir şekil yapacağız. Öyle de olmaz. Öyle de olmazsa nasıl olur? I can use that. Şimdi oraya geçmemiz gerekiyor. Ama hani o oku da bir yere sabitlemem gerekiyor. Nerede var? O oku sabitleyecek neresi var? Aklıma gelmedi lan şu anda. Şunu kullanıp mı atlayacağım acaba? O hiç aklıma gelmemişti. Evet. Hatta burada da bir şey var. Daha sonra... Bunu çevirdiğimiz zaman... Evet. Mesela şu şey de o patlayacak ekstra şeylerden birisi mi? Evet. Onu da patlatalım. Güzel. 5'te 2. Yok 5'te 1.
Güzel. Ama daha fazla dönmüyor. Şu geçen bölümdeki mancınıkla herhalde şunu yapacaktık. Şu sol taraftakini. Onu kaçırdık. Geri döndüğümüz zaman yaparız. Neyse ben şimdi ana güzergahı açayım. Herhalde burasıydı. Aynen öyle. Ne oluyor lan? Yalnız değiliz. Sadece bir atış daha yapmam gerekiyor diyor. Tam anlamıyla yıkılmamış herhalde. Fakat sürekli üstümüze başımıza şeyler yağıyor. Oraya geldik. Şuradan çıktık. Onu alamadık. Buradan. Dur. Oraya ben zıplayamam. Önce şunu çek. Nasıl saydırıyorlar gavurlar ya. Bir heal basayım. Güzel. Şuraya atlayacağız herhalde. Yavaş lan. Güzel. Şimdi nereye? Oo. Bunun tepesine çıkamıyor muyuz? Tamam. Bu mancını çalıştıramıyor muyuz? Hadi be kızım. Can't aim with the gears frozen solid. Bunda mekanizmaları donmuş. Yok, sadece ateş edebiliyor. Dönmüyor şu anda. Ben de bunu boşuna ateş ettim. Tamam, bunu da döndürebilmemiz için başka bir şekil yapmamız gerekiyor. Neyse arkadaşlar, bu mancınık işi bitmeyecek. Tamam, ben bu bölümü burada bitireyim. İkinci mancının başında bu bölümü sonlandırıyorum. Tam buradan kaldığımız yerden devam edeceğim. Bir sonraki bölümde diğer mancınıkları halledip şu ana geçidi bir açmaya çalışacağız. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.